bunu yapmayacaktınız. Çok doğru. Çok yani doğru. Hafif çok hafif doğru. Manalı çok, ama çok bana doğru, bunu doğru. Yapmayacak. Biraz kollarım da uzun muydu böyle hani? Güçlü olduğunu biliyorum canım yani, yapalım böyle. Yok yok. Bak keçi boynuzları ağaçtan aşağı asılıyor. Meğerse ağaçta yetişiyormuş keçi boynuzu. Bunun travması bende 5-6 ay sürdü yani. Şenol Güneş'in yerine Trabzonspor'a kaleci olacak. Ortak ideallerimiz. Yani. ben yıkıldım ya. Ben yıkıldım. Benim 76'ımda ilk oyuncağım Kıbrıs'tan babamla bana gelen Mercedes. Oo. Ben o Mercedes'i sana hediye edeyim. Annemden izin alırsam. Annemin evinde duruyor şu an. Harika olur. Sunay bana saatler yetmez ha. Ben valla çocuklar ne kadar var mı konuşuyoruz. Terapi gibi güzel oldu abi. Bu ya. Tabii. Kurtuluş Savaşı yılları. Bizimkiler 26 Ağustos'ta büyük taarruzda. O güzel insanlardan, o kahraman insanlardan biri. Topçu Birliği'nden. Mevlüt. İzmir'e giren askerlerden oluyor. İzmir halkının o özgürlük duygusuyla kucaklaşıyor. Topçu Mevlüt sonra memleketine geri dönüyor. Soyadı kanun çıktığında İmamoğlu soyadını alıyorlar. Ve yıllar yıllar sonra torunu kucağına oturtuyor. Ve torununa hep Kurtuluş Savaşı anılarını anlatıyor. İşte o Mevlüt Bey'in kucağında oturan çocuk, işte o çocuk Ekrem İmamoğlu. Hoş geldin sevgili Ekrem. Hoş bulduk. Ya oradan başlayalım. Evet. Neler anlatırdı? büyük dedemiz. Mevlüt dedem benim dolayısıyla dedemin babası. Onun dedem Mehmet. Dolayısıyla babamın adı Hasan. Evet. Ben de ne oluyorum? Aslında dördüncü nesil gibi oluyorum. Yani Mevlüt, Mehmet, Hasan, Ekrem. Dördüncü kuşak, evet. Ve ben ilk torun çocuğuyum. Yani ilk torun babam, ben de ilk torun çocuğuyum. Çok dolayısıyla güzel. Çok kıymetliyim yani aslında evde. Ve rahmetli büyük dedemi şöyle hatırlıyorum. Biz esas köyümüzden Akçaabat'ın sahilden 12-13 kilometre içeride olan esas köyümüzden sahilde bir köye taşındık 75 yılında. Dolayısıyla ben 4 yaşındayım. 77 Temmuz'da da dedemi kaybettik. 2 sene tüm yaşamım Mevlüt İmamoğlu ile geçti. Savaşlarda kalmış yaklaşık Sakarya ve İzmir, o İzmir 9 Eylül'e doğru o yürüyüşün içinde tabii. Olan dedemin aslında burası ikinci cephesi. Daha önce Erzincan tarafında Doğu cephesinde, Doğu cephesinde görev alıyor. Sonra Trabzon'a terhis oluyorlar. Tekrar kurtuluş mücadelesiyle ilgili malum Sakarya'ya, daha doğrusu Ankara'ya sevk ediyorlar Samsun üzerinden. Sonra oradan da mücadelenin içine giriyor. Savaşın ne kadar zor ve aslında kötü bir şey olduğunu anlatırdı biliyor musun? Müthiş. Yani hatta şöyle güzel bir şiveyle savaşın ne olduğunu siz bilemezsiniz. Yani şöyle hani işte bir atın dışkısındaki arpayı buğdayı yemekten açlık, tutun yokluk. Da efendime söyleyeyim o halde oruç tutmaktan tutun da zaten oruçlular muhtemelen tabii yiyemiyorlar. Yarı aç, yarı tok. İçemiyorlar ve böyle bir mücadele dolayısıyla onun dedem için toprak kutsal, aile kutsal ama barış da bence kutsal. Anlatmak istediği oydu. Mesela bizim evimiz aynı zamanda bir kereste atölyemiz, inşaat depomuzun olduğu bir köy yerleşkesinde aynı zamanda işin içinde bir ev gibiydi. Beni yollardı işte kereste atölyesine bir kamyon gelmişse Ekrem git bak bakayım kim nereden geldi, ben de giderdim asker gibi. Kimsin sen? Nereden geldin? Ne getirdin? Raporu alır dönerdim dedeme. Dede komutan değil mi? Kurtuluş Savaşı. Dönerdim gazisi. Dedeme. Yani ona anlatmaya çalışırdım. Dedem bir de okuma yazma bilmezdi. Büyük dedem. Onun ne kadar önemli olduğunu bana anlatırdı.
öldüğündeki isyanım hiç hatırımdan çıkmıyor. Bazen diyorum nasıl hatırlıyorsun? 6 yaşındayım gerçekten. Hatırlanır. Hani nasıl hatırlıyorsun? Tabii çocuklarla hatırlanır. Kıyaslamıyorum ama hani neçede bir hafızamız yok. Sosyal medyada çekmemişiz, bir yere kaydetmemişiz ama ben çok iyi hatırlıyorum. Dedem çok rahatsızdı. Biz hatta ikimiz beraber Ankara'ya bronşit tedavisi görmeye gittik. Hmm. Ben de o da. Aa, çok ilginç. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nde rahmetli dedem de bronşit hastası. Sen de. 82-83 yaşında. Ben de bronşit hastası olmuşum. Beraber tedavi gördük Hacettepe'de. Ulus'ta bir otelde kaldık. Dün gibi hatırlıyorum. Ulus'ta Anıt'a çok yakın bir otelde kaldık. Yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Yani kendimiz derken düşünsenize o yaşta ben dedeyle gidiyorum. Annem yok, babam yok. Yani kimle gidiyorum? Büyük dedem. Onun bir oğlu yani büyük amcam, onun eşi yani yengem, ben bir de rahmetli ninem yani büyük dedemin eşi. Yani halbuki 6 yaşında bir çocuk nasıl durur değil mi orada? Evet, Allah Allah ben şimdi düşünüyorum. Rahat durmaman lazım. Ama onunla büyüdüm ya. Ha güzel. Yani büyük dedeyle büyüdüm ya, onunla gittik tedavi gördük falan. Ve döndüğümüzde annem bazen der hizmetine ninem. Bronşit hastasının hizmeti zordur. Çok. Bilirsiniz belki zordur. Yani biraz evet. İçi dışı zordur, falan. Çok zordur. O temizliğini hizmetinin ninem bir de ben yaparmışım biliyor musunuz? Hiç çok çekinme güzel. Yok. Hiç yani onda hani onu kötü görmek tiksinme yok, yok, tiksinme şey yok. Ben yaparmışım, alırmışım, yıkarmışım, tekrar önüne tabağını, tasını getirirmişim, bardağını getirmişim falan. Açınca ben de döküldüm. Neyse. Güzel. Böyle bir anıyla biz Ankara'da tedavi gördük. Niye? O savaşların etkisi muhtemelen onu hasta etti. Tabii. Biz de çocuklukta artık nasıl olduysa olduk. Beraber tedavi gördük. Büyük dedem o okuma yazmayı bana öyle bir anlatmış. Okuma yazma çok kıymetli. Nasıl anlatırmış biliyor musunuz? Babam onu bana nakletti. Okuma yazmanın kıymetini bilemezsiniz. Eşinden mektup alırmış. Düşünürmüş ki kime yazdırdı bunu. Çok acı. Biri okuyor ona, düşünürmüş ya eşinin mektubu. Evet. Hangisini okuyor, hangisini okumuyor? Okurken aklından ne geçiyor? Çok eşinin güzel. Mektubu. Çok yani kıymetini böyle çok, anlatırmış. Çok yani eşten eşe gelen mektuptaki o sıkıntılı hali okuma yazma kıymetini bilemezsiniz. Hiç unutmuyorum. Temmuz 77'de öldü. Demek ki benim okula gitmeme 2 ay falan var. Odasına girdim, gel beni odasına zor, çılgınca hem ağlıyorum hem odasındaki yastığı, yorganı yere atıyorum, yatağını yere atıyorum. O salonda vefat etmişti, ağlıyorlar insanlar içeride. Ben böyle odasına girmişim, sonra beni zor tutmuşlar. İsyanım da şu, benim okuma yazmamı ya, görmeden nasıl ölürsün? Böyle demişim yani, rahmetli dedem, savaş gazisi bana okuma yazmayı vasiyet bırakmış diyorum bazen. Muhteşem bir şey. Aynı zamanda çocukluk arkadaşın olmuş senin, evet, değil mi? Evet. 2 sene. Yani bir de ne güzel bir bağ ki. Biz, mesela sonra dedemi çok sevdim. Yani o göçtükten sonra dedemle çok biz rahmetli dedem, babaannem, ninem, ben babaannem, ninem onlardan o muhacirlik yıllarını çok dinlerdim. Yani 1915-17 arası meşhur evet. İşte Bolşevik İhtilali'ne kadar, evet, Rusların işgaliyle beraber zor yıllar, Trabzon'un zor yılları. Trabzon'un ta Artvin'den, Kars'tan Trabzon'a kadar insanların göçü, 2 yıl köylerinden uzak kalmışlar. Anlattırırdım, anlatırlardı. Sabah gece yarısına kadar, uşağım gözümüz akay, git yat bırak bizi rahat. Hani böyle bir şey, böyle o kadar. Anlatın, anlatın. 12-13 yaşlarında konuştururdum. Onlarla bir ya yani böyle 3-4 kuşak bir evde büyümenin bendeki zenginliği. Yani diyorum ki bu herhalde sonradan çıkıyor ortaya. Büyük dedem, eşi ninem, babaannem, dedem, 2 büyük amcam. Büyük çünkü, bir hafıza. Büyük bir hafızanın tabii, içinde büyüyorsun. Babam, annem. Annem tek gelin o zaman. 3 bekar çocuk var yani amca var. Biri sonra Adana'ya, üniversiteye gitti. Kocaman bir aile yani, anlatabiliyor muyum? Anılar oradan buradan, işte Almanya'ya göç etmiş, çalışmaya gitmiş 2 büyük amca, gelmiş onların anıları, bir yandan ticaret, bir yandan üretim, bir yandan evin içi, bir yandan Kurtuluş Savaşı dinliyorsun. Müthiş, müthiş. Yani böyle
hayatın başlangıcı bana çok ilginç. Çocukluğum, bazen diyorum ya ne kadar dolu dolu bir çocukluk yaşanmışım. Şey geldi aklıma Ekrem. Hani böyle televizyon kanallarında belgesellerin olduğu kanalları arka arkaya geçeriz ya. Senin hayatın öymüş işte yani. Yani nimet diyorum bazen. Çok doğru, abi, nimet çok yani. Ben büyük bir bilgi mesela büyük dedemin bize bir başka sürprizi ve emaneti olmuş. Çok ilginçtir. Babam bazen der. Mesela biz Beylikdüzü'ne onun duasıyla geldik der. Diyeceksiniz ki nasıl? Savaş bitiyor. Bunları Tekirdağ'a naklediyorlar. Evet. Tekirdağ'a naklediyorlar. Çünkü İstanbul işgal altında. İşgal, doğru. İşgal kuvvetleri gitmeden bunları terhis etmiyorlar. Tabii. Daha İstanbul'da. Ve sonra dedemin olduğu birliği Haramidere'ye naklediyorlar ve orada yerleşiyorlar. Haramidere ve Beylikdüzü. Çok ve burada aylarca kalıyorlar. Ta ki işgal kuvvetleri gidene kadar. Yani ben hesap yapıyorum. Tam tarihlerini çıkartmam ama 7-8 ay demek ki. Yani çünkü Eylül 22, 16 Ekim 23. Yani arada bir sene var. Hani birkaç ay buraya gelmeleri sürse en az 7-8 tabii ay. O sırada işte aslında iki tane Çanakkale zaferi vardır Mustafa Kemal Atatürk'ün. Biri 1915, öteki İzmir'den sonra İstanbul'a gidiyor. Tabii Lloyd George, İngiltere Başbakanı hemen Fransa'yla Çanakkale'de durdurmak istiyor bizimkileri. Bak 1915'te tabii, biz onları tabii durdurduk. Bu sefer. Ama işte biliyorsun ondan sonrasını Kanada ki bu nedenden dolayı ayrılıyor. İngiltere'den falan şu Lloyd George devriliyor. O sırada senin Mevlüt dede, evet. Haramidere'de bekliyor. Evet, bekliyorlar. Niye? Müthiş. İşgal kuvvetleri gidecek mi, gitmeyecek mi? Gidince zaten gittikten sonra Selimiye Kışlası'ndan terhis işlemleri yapılıp Trabzon'a gemiyle gidiyorlar. Dönüyorlar. Dedem hep şey dermiş babama. İşte Hasan, işte Haramidere, Beylikdüzü. Ne ekersen biter. Bereketli. Çok verimli. Hadi. Dümdüz yerler, işte Karadeniz'i biliyorsun, dağ, tepe, bayır falan. Dümdüz yerler, oraya mutlaka gidin falan. Hatta öyle niyetlenmiş ki kafasında şu, iki abisi meçhul asker, nerede öldüğü belli değil. Alican ve Ömer. Abisi de Osman. Beraber gidiyorlar en son dağıtımda ama haberi yok ondan. Diyor ki ben diyor köye döneceğim. Osman abimle konuşup neyimiz var neyimiz var satalım. Buraya gelelim. Buraya gelelim. Burası bizi abat eder. Düz. Biz orada bakalım. Düz. 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 Tabii. Havası da güzel değil aynen mi? Aynen öyle. Burası gibi devam güzel. Yağmur, Beylikdüzü işte tepe, düz, ova ne ekersen olur falan. Tabii köye dönüyor terhisten sonra. Osman dede deriz ona. Çünkü o da benim babaannemin babası. Çünkü amca çocuklar evleniyor dedemle babaannem. Osman dedemizin şehit olduğunu öğreniyorlar. Tabii dedem Ayaz'da kalıyor yani Mevlüt dedem. Ben bazen derim ki şimdi o da şehit olsaydı bizim yuvamız olmayacaktı. Olmayacaktı. Doğru. Çok çünkü doğru. Niye? Dört kardeşin dördü de cephelerde üçü şehit oluyor. Birisi, üçünün de kayıtları meçhul asker. Ben gittim baktım komutanlıktan. Kayıtlarında meçhul asker binlerce yazıyor. Binlerce şehit gibi. Evet. Dedem de dönüyor. Bakıyor hiçbiri yok. Üçünün de birer kızı var. Her yani amcanın da birer kızı var. Dedemin henüz çocuğu yok. Evli ama çocuğu yok. Ve tabii kız çocuğuna hani biraz şey bakarlar ya. Bizim hani, orada öyle. Evet. Anadolu'da öyle. Evet, Anadolu'da öyle. Dedemin çocuğu olmuyor uzun süre. Uzun süre, 6-7 yıl. Çocuğu olmuyor, eşi dedemi bir daha evlendiriyor, eşi. Çok ilginç, evet. Çok var büyük ilerim. Aynı anda birer ayrı, farklı ikisinin de çocuğu oluyor. Birer kızı oluyor. Aynı anda ikisinde birer erkek çocuğu oluyor. Çok ilginç. Sonra tabii biz onları üvey nine ayırmadık. Öz ninemi tanımadım mesela. Hani az önce dedim ya ninemle Ankara'ya tedaviye gittik. O meğerse benim üvey ninemmiş. Niye meğerse diyorum? Öldükten sonra öğrendim. Sonradan değil mi? Tabii. Yani o bizim için öz nineydi çünkü. Mesela öldükten sonra öğrendim. Nur içinde yatsın. O da beni beklemiş. Kıbrıs'tan Trabzon'a döndüm eve girdim. Kucağında uzandım uyudum böyle. İki saat sonra öldü. Beni beklemiş Kıbrıs'tan. İlginç anılar. Velhasıl öğrenci oldun yıllarda. Tabii tabii. Velhasıl bizi
Beylikdüzü'ne öyle istemiş ki diyor babam, öyle istemiş ki bizi Trabzon'dan oraya getiren kader onun duası der babam yani. Ve geldik biz 90 yılında. Babanız Hasan Bey 90-91 değil mi o yıllarda geldi? Tabii Beylikdüzü 90-91. Babam 87'de İstanbul'a iş olarak geliyor ama bizim Beylikdüzü'ne adım atma, ilk yatırım yapmamız 91. Peki. Yani arada 70 tabii 70 sene var yani. 70 sene önceki duası bizi almış Trabzon'dan Beylikdüzü'ne yerleştirmiş Sunay abi. Çok güzel. Babam bunu dedikten sonra vallahi dedim çok inanıyorum buna. Muhtemelen Mevlüt dedemin o çok içten olur. Duası buna vesile olmuş. Nurlar içinde yatsın. Amin. Bütün şehitlerimiz, Mevlüt, gazilerimiz. Bütün gaziler gibi. Peki Trabzon'da... Her Atatürk gözünden bir damla yaş akıtırdı. Her Atatürk sözü. Böyle bir yaş. Onlar için komutan başka bir şey. Gördün o gözyaşını yani. Müthiş bir şey ama. Bu da çok güzel. Hep derim ya hayatın zenginliği hisse senetlerinde değil, hissi senetlerdedir. Öyle. Sana hissi senetlerle büyüdün ama bizim Trabzon'da çocuk olmak da hiç kolay değildi değil mi? Yani zordu. Yani tehlikeliydi ya her yer, her şey. Hele ki sizinkiler aile bir de tütün işi yapardı. O tütün kuyuları. Doğru. Onları anlatsana. Ekrem Oraya düştü korkusu. Şöyle, bizim ilk köyümüzde de sonraki köyümüzde de tütün işi yaptık. Tütün bereketliydi. Evet, tütün o yıllarda öyle kazandırırdı. İyi para kazandırırdı. Öyleydi. Evet. İyi para kazandırırdı. Hatta dedem mesela babam der ki Karadeniz biliyorsunuz çok göç verdi. Bizim göç etmeme sebebimizin tütün olduğunu söyler. Tütünle para kazanıyorsun. Niye göç edesin? Doğru. Ama örneğin işte Maçka'nın o sert yamaçlarında tütün yapma şansı yok vatandaşın. Doğru. Dolayısıyla göç ediyordu. Veya Of'taki, Çaykara'daki daha erken göç ediyordu. Veya Rize, Giresun. Ama bizim havza, tütün de sadece Akçaabat havzasında doğru. vardır. Evet. Ve o havza bu konuda şanslıydı, para kazanıyordu. Dolayısıyla orada kaldık. Tütün zor ve meşakkatli bir iş. Ben tütüncülükte çalıştım da. Yani niçin oyun gibi bazen anlatırım onu. Şöyle bir tarlamızı düşünün. Tütün tarlası. Sabahın köründe işçilik başlar. Zor iş. Yani sabahın köründe mesela kahvaltı tarlada yapılırdı. Tütün tarlasının önce bellememiz vardı bizim. Bellemeyi ben yani bellemek aslında toprağı belle havalandırmak yani önce. O bellemek bir horon gibidir. Dizi dizi. 10 kişilik, 15 kişilik aynı anda, aynı ritimle beli toprağa vurursunuz. Hep beraber çekersiniz, itersiniz. Bir adım geri bir daha vurursunuz. Bir daha iter, bir daha çekersiniz. İşte sana horon. Horon. Bildiğiniz horon. Folklor burada ortaya çıkıyor. Tarlayı böyle seyrederdik biz. Aynı anda herkes tütüne hazırlık yapıyor. 20-30 yerde bir kemençesi yok. Biri uzaktan kemençe çalsa herkes horon oynuyor. bir grup orada, bir grup orada, bir grup. Herkes tütün tarlasını belliyor. Tütün hizmeti yani fideyi toprağa ektiğiniz önce fidelikler hazırlanır. Sonra onlar fide olur çıkarılır ve böyle şeyle tek tek o belledikten ve kazıdıktan sonra tek tek tarlaya dikilir. Fideden şeye satışa kadar koçanınız da gider tekele satarsınız. Sizin kimliğinizdir o koçan. Satışa kadarki süre 14 ay Sunay abi. Yani tütün hizmeti 14 ay. Bebek gibi. Bir de çok tütün zor, nasıl? Çok zor. Yani bura Ege değil. Ege'de tütünü hazırlarsın, asarsın, kurur. Mümkün değil. Trabzon'da damlarımız var. Ula bulut geliyor. Haydi. Bütün tütünler damın içine. Yani yağmur yağacak. Güneş açtı. Dışarı. Güneşle yarışırdık. Yağmurla yarışırdık. Çok zor. Yani damını bir de o raylar. Bazen binerdik o tütünlerin dizildiği aynalar, ayna derdik ona işte o ipler bak her şey aklımda ya ben de ne iyiymişim. Güzel, bunları 7-8-9 yaşlarım. Ne güzel çocuk. O raydan mesela bazen iterdik bazen de en önde otururduk. O ray boyunca arkadan iterlerdi ya böyle araba gibi. Luna Park gibi değil mi? O şey. Yani senin aslında çocukluğunda oynadığın oyunları anlatıyorsun. Tabii oyun bunlar aynı zamanda. Mesela tütünle ilgili imece yapılırdı. Mesela tütün bastırma deriz. Yani dizde tütünü bastırırdık. Yani tütün önce yaş toplandı. İğneyle dizildi. İpe çekildi. Sonra. Aynalara dizildi. Sonra güneşte kurutuldu. Kurutulduktan sonra tütün dizde böyle bir,
2, 3 yani kalıp kalıp dizilir. Zor işçilik sonra bunlar ya. Koçanlara böyle bastırılarak yerleştirilir ve öyle satışa götürülür. Şimdi o dizme esnasında ya da iğneyle işte o yaş tütünü ipe dizme esnasında bir araya gelinir. Bir araya gelinir, orada türküler söylenir, şarkılar söylenir, oyunlar oynanır, hikayeler anlatılır. Aslında bir imece ve bir kültür. Ve tütün aslında hani mesela çay 1940'larda geldi Rize'ye. Evet. Ama tütün yüzlerce yıldır var orada. Evet. Ve bir kültür aslında. Bir anda sildik attık biliyor musun? Yani ben tabii tarımda bu geçişlerin analizi konusunda ahkam kesmeyeceğim. Alanım değil. Ama bu kültürler kolay olmuyor. Yani bu nasıl doğru yaşatılır, nasıl yaşatılmalı, neler doğru yapılmalı, bu işin ekonomisi korunmalı nasıl sürdürülebilir olur. Sanki hiç düşünülmeden böyle paldır küldür işler yapıldı. Biliyorsunuz tekeldi, ondan sonra zaten çarçur edildi. Dağıldı gitti, gitti yani. Özelleştirme falan falan. Ama çocukluğum tütünle geçti. Sonra ilk köyümüzün tütün tarlaları fındık tarlasına dönüştü. Fındıkla devam etti. Yani hem tütün hem fındık. Şimdi tütünde para vardı. Bu yüzden göç etmedik diyorsun ama ya o para da böyle şeyden gelmedi. Büyük bir emekle kazanılan, bir zorluklarla kazanılan. Benim anacığım sabahın körü 9-10 tane inek, tütün, sebzesi. Ev işleri. Ev işleri. Az önce söylediğim nüfus. Evin tek gelini. Benim anacığım. Hava Hanım değil mi? Bütün yani ben bayağı hayatımda gördüğüm en büyük emekçi kadın. Bir de benden uğraşıyor, düşünsene. O yeter yani. Şimdi biz bu çocukla uğraşamıyoruz. Çok doğru. Yani niye benden uğraşıyor? Benim evim hareketli. Evim böyle diyelim. Yaklaşık 100-150 metre aşağısı da meşhur Akçabat'tan Trabzon'a giden sahil yolu. Bu sahil yoluyla evimizin arası güzel bir yolumuz var evimize çıkan direkt ve burada işte o dediğim iş yerleri, tarlalar falan falan. Şuradan yola gidene kadar en az 3 defa düşerdim Sunay abi. Yani evde pırıl pırıl bir çocuk giyinmiş, okula gidecek. Çamur içindekler mi? 10 dakika sonra Ekrem eve giriyor. Üst, baş, çamur. Çamur, yerde oğlum, çamur. Oğlum göle mi girdin? Lan ne yaptın sen? Anne düştüm. Haydi bir de. Bir de 10 tane önlük yok yani. Doğru. Yani bir tane, hadi bilemedin, 2 tane önlük var. Sil onu, çıkar. Bir de az önce söyledin, aslında onu söylemem lazım. Tütün tarlalarında bu tarlayı sulayan göletlerimiz var. Evet. Her evin başında mutlak bir gölet var. Çünkü oradan tütün tarlalara sulanıyor. O göllerde, göletlerde beton şeyler aslında, havuzlar. O havuzlarda su biriktiriliyor. Hatta bazı havuzlarda insanlar şey de süs balıkları yetiştirirdi falan filan. Zevkine. Annemin en korkulu rüyası, Ekrem dışarıda kalmışsa, biraz da hava karanlıklamışsa, Ekrem yoksa acaba düştüm havuzlardan birine mi düştü? Feryat figan beni arar. Anne, ben babamdan hiç dayak yemedim Sunay abi. Babam böyle çok sert, disiplin, mizaçlı bir görüntüsü vardır. Şamanını hatırlamam. Annem ben yedim. Ama annenin dayağı da ne tatlıymış be abi yani. Böyle hiç acıtmaz mı? Acıtmazdı yani. Dayak dedin. Vurmazdık öyle sert. Herhalde yani, popomuza işte, popomuza, omuzumuza. Ondan sonra anneciğim beni arar tabii. Ekrem nerede, Ekrem nerede? Herkese kızarmış. Komşulara kızarmış. Anneannemin evi biraz yukarıda. Ona ne? La senin uşağını mı kollayacağız biz? Hani herkes böyle falan. Neyse bir, tabii bakıyor ki bir çimenin bir yerinde oynuyorum arkadaşlarımla. Ama o korku yeterdi onun yüreğine değil mi? Ama gerçekten yani bizim Trabzon'da, Doğu Karadeniz'de çocuk olmak zordu. Tehlikelerle dolu. Şimdi ben de düşünüyorum da seni dinlerken. Evet. Hakikaten biz de az cesur değilmişiz yani. Ya biliyor musun? Yani, yokuş, bayır, ağacın evet, tepesi, ırmak, deniz. Bir de deniz var. Deniz var, yüzerdik. Şu anda yüzmeye korkarım. Mesela ben en az 2 ya da 3 kez öğrenmek, yani öğrenme aşamasında boğulma hikayemi anlatırım. Mi? Tabii. Hepimiz en az 2-3 tane. Yani ve belki boğulmaktan kurtularak yüzmeyi öğrenmişiz. Ki yani boğulan arkadaşlarımız şans oldu. Var. Kaybettiğimiz de oldu. Yakın, yakın aile. Mesela o denize gitmek için o bahsettiğim sahil yolunu bilirsiniz yani. Tabii, İstanbul'a çok, gittiğimiz tabii yol. Vızır vızır. O karşı, yoldan geçmek. Karşıya geçiyorsun. Ve o yoldan karşıya geçerken en az yani bizim yaşıtlarımızdan 2 çocuğun öldüğünü hatırlıyorum. Tabii, yani komşulardan maalesef yani oradan.
Maalesef. Dolayısıyla bu şeyler de var. Bir de çok köyün doğru. Üst taraflarına çıktığında ırmaktı, ağaçtı, oydu buydu. Şimdi Hava Hanım'ı daha iyi anlayalım yani. Onun o feryat figan. Çok, seni görünce de böyle hem mutluluk hem kızgınlıkla böyle popoya bir tane tokat. Onun için hiç acıtmaz, hala acıtmaz. Bir gün eve bir kedi yavrusu getiriyorsun. Evet. Ne yapıyor anne? Ya kedi ya biz tabii köy hali olunca yani neticede bir şehirdeki evden bahsetmiyoruz. Zaten beraberiz yani kediyle, köpekle, köpekler var. Doğru. Ama kediyi çok seviyorum. Alıp getiriyoruz. Annem istemiyor tabii yani. Kaçırarak ederek hani kediyle uzunca bir vakit geçiriyoruz. Aslında belki detaylarını atımsamayabilirim. Sadece şunu anımsıyorum. Belki bunu da annem anımsamıyordu. Bunu demek bir yerden öğrendiniz. Kediyle ben çok sıkı bir temasım oluyor. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Bizde bıldırcın avı vardır. Evet tabii meşhur bıldırcınlar geldiği tabii, zamanlar. Az önce bahsettiğim o tarlalar var yani belleyen insanlar. Hepsi bıldırcın. Bıldırcın avında nasıl bir tarla oluyor orası? Evet. Ben mesela resmini yapmak isterim. Keşke ressam olsam. Şöyle olurdu. Gece vakti sanki ateş böcekleri. Çünkü herkesin elinde el feneri ve filesi. Filesi bekliyor yakalamak için. Yani el fren tutunca kalır. Bıldırcın kalır. Öyle pat kalır. Kapatır alır. Alır. Bir gecede 20, 30, 40, 50 tane bıldırcın. Bir de biz tam deniz kenarı biliyorsun kuzeyden gelir ve hafif bir çise varsa o gece patır patır o göçte bütün bıldırcınlar tarlalarda kalır. Ve bütün herkes de dışarı çıkar. Bizim evimizin böyle 3 katlı bir evimiz vardı. 2. katında bu tarlaya bakan kısımda benim odam vardı. Yani babamın, anne babamın odası bizim odamız. Tuvalet, banyo, minik bir oturma odası böyle bir yer. Altta da bütün ailenin işte büyük dedem falan filan. Oradan mesela gece vakti baktığımda ya ben önce anlamadım. Sonradan tabii öğrenince söyledim. Ya yüzlerce ateş böceği. Meğerse elinde feneri olan dışarı çıkmış bıldırcın yakalayacak. Ben onları ateş böceği zannediyorum. Çünkü sokak lambası yok o zaman. Yok. Yani köye elektrik yeni gelmiş tabii. Bazen diyorum, sanki yıldızlar tabii, o tütün tarlalarda yemiş değil mi? Aynen öyle. Muhteşemdi. Yani, şimdi böyle bak, bir ortamda... Bak ne güzel dedi ama ne güzel işte bak şimdi aslında Ekrem İmamoğlu bu işte. Yani dedi ki bunun ressam olsam resmi yapmak isterim. Şimdi sen şeyi çok güzel algılıyorsun hep. Ben sen diyorum çünkü ya sevgili Ekrem yani bu toplum, bu güzel toplum, bu güzel millet seni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca daha da çok tanıdı. Tabii ki ondan önce Beylikdüzü'nde müthiş işler yapıyordun ama... Sen benim dostumsun. Ben seni çok eski tanırdım. Bilirim. Hep sendeki o yaratıcı zekayı yani... Sen tablo yapardım, resmi yapardım derken aklıma Van Gogh'un o Yıldızlı Gecesi geldi. O tablosu evet, geldi. Muhteşem. Böyle bir görüntü aslında evet, değil mi? Evet, evet, evet. Cumhuriyet ne kadar doğru yapmış. Ne 1939 kadar. Yılında ressamlara demiş ki hep İstanbul'un resmini yapıyorsunuz. Gidin biraz da Anadolu'nun resmini yapın. Ve her yıl 10 kente 10 ressam göndermiş. Muhteşem. Niye biliyor musun? Şu dediklerin, anlattıkların resim sanatında karşılık bir sanata bir evet karşılığı olsun diye ya işte. Muhteşem. Bu işte bak. Bir de o anlar tarihi anlar. Mesela bu söylediğim nerede? O manzara artık nerede? Ne fotoğrafını çekebiliriz? Hiçbir şey yok. Ne görebiliriz? Hiçbir şey yok. Yani o insanların belleme anlarını yani kaç tane ben bir sürü fotoğrafı topladım evime bütün aileden. Bulamadım doğru dürüst. Çok az böyle tütün dizerken falan filan ama çok az. Yani o kedi eve getirdiğim canlı altı bıldırcını bir sabah bulamayınca kediyi de terk ettim. Çünkü kediye gidiyor eyvah. Kedi halletti bıldırcınları. Bıldırcınları halletti. Tabii ben kediyi aforoz ettim evden ama epey bir zaman kediyle dostluğumuz sürdü. Ha şundan. Çünkü ben avcılık vardı. Yani kuş avcılık, tüfekle, işte bıldırcın. Mesela ben yiyemezdim. Yani bıldırcın da aslında dostluk kurmak için eve getirmiştim. Çok doğru. Yemek niyetli besleyeceğim, onunla bak, oynayacağım falan. Tabii sabah bir baktık ki biri bana verdi aslında bıldırcınları. Ben de eve koydum. Böyle bir kafesi var falan. O nasıl o becerdiyse kedimiz onları bir halletti. Evet. Yani onun da kusuru yok tabii. O doğal bir doğru. Doğal, o da doğal, kedi, doğal, doğal bir şey. Adı üstünde biri kedi, öteki bıldırcın. Peki ilkokula Akçabat'ta başladın. Trabzon. Trabzon'a mı geçtiniz? Yani aile... şöyle biz aslında tam Trabzon Akçabat'ın yakın, ortasında bir köyüz. Evet. Tam ortasında. Evet. Yani
6 kilometre Trabzon, 6 kilometre Akçaabat. Fakat ailemizin işi hep Trabzon merkezdeydi. Ta 1950'lerden beri. Tam da böyle göbeği yani, ticaretin göbeği, Pazarkapı Mahallesi. Evet. İslahane Sokak. İslahane Sokak, No 13, dedemin ticarethanesi. Maraş Caddesi, No 108, babamın inşaat malzemesi dükkanı. Telefon numaramız kaç? 5 rakamlı mıdır? 6 rakamdan geçmiş beş. Mi? 130, beş. Dur. 34, ben sana söyleyeyim mi bizimkini? Ben sana söyleyeyim mi bizimkini? Dön ya. Önce 4 rakamlı. 2580. Tamam işte, önce 4 rakamlı. 34 ya. Bunu babama soracağım ben ya. Ciddi misin? 34 müydü? Hayır, dükkanla mı karıştırdım acaba? Maraş Caddesi No 134 oldu sonra. 108'di sonra 134 oldu. Bak buradan da bir 34. Bunu babama soracağım. Bak görüyorsun. Niye bak. Benim aklımda 34 kaldı ya? Ticarethanemizin telefonu sonra 134 oldu diye hatırlıyorum. Biraz telefon numarası, bu numaraları hafızada tutma işi bende kuvvetliydi. Ta ki bu cep telefonu şey yapana kadar. Ticarethanelerimiz vardı. İki ticarethanenin arasında niye İslahane Sokak Sunay abi? Çünkü o sokağın, yani Maraş Caddesi'nin köşe başında inşaat malzemesi dükkanımız, sokağın biraz aşağısında dedemin kereste ticarethanesi. Bu oraya doğru giderken ki yolun sol tarafında, denize doğru inerken sol tarafındaki duvar aslında Trabzon'un İslahanesi. Yani Çocuk Esirgeme Kurumu. Ve oradan çok arkadaşın oldu. Çok. Yani bu, bura aynı zamanda bir ticaret merkezi. Moloz aşağısı. Moloz bildiğiniz cıvıl cıvıl. Kadınlar pazarı var hemen yan caddede, yan sokakta. Biraz üstü Semerciler. İşte Semerciler Eminönü yani ya da Sirkeci. Bizim olduğumuz yer aslında Eyüp şey gibi düşünelim. Haliç kıyılarındaki kerestehaneler gibi düşünelim. Bizim inşaat malzemeleri dükkanları dizilirdi. Bizim orayı biraz Perşembe pazarı gibi düşünelim. Yani İstanbul'un bir minisi. Böyle bir yapıda olan bir yerdeydi dedem. Ha biz yani annem, aile hem tarımdaydı ama aile bir yandan da ticarette. Ben yani onun için çok şanslıyım. Boş duran kimse yok. Yani tarımda mesela hani var ya bazen derler işte kadın çalışır erkek kahvede oturur. Vallahi benim babam 24 saatin 20 saati çalışırdı. İmalat falan. Burası olduğu için okulumuzu da bu iki ticarethanenin sol tarafı denize inerken yani kuzeye doğru sol tarafı Çocuk Esirgeme Kurumu, sağdaki duvarda Kanuni Süleyman İlkokulu. Niye Kanuni Süleyman? Çünkü o mahallede doğdu. Kanuni Sultan Süleyman o mahallede doğdu. Ben derim ki ben Kanuni Sultan Süleyman'dan 3 yıl daha fazla Trabzonluyum. Çünkü 14 yaşında Trabzon'dan çıktı. Ben 17 yaşında çok çıktım. Güzel, çok güzel. O sokağın içinde o ilkokul olunca biz sabahları çoğu zaman bizimkiler dükkanı açmaya çok erken saatte gelirlerdi. Gittikleri için onlarla gelirdik. Dükkanı bir güzel açardık o küçük yaşta. Dükkanı süpürürdük. Birkaç da müşteri karşılardık. Sonra okul açılırken de okulumuza giderdik. Çok güzel. Çünkü 6.30-7'de dükkan açılırdı Sunay Hanım. Peki kaleye geçmek nereden aklına geldi? Kalecilik nasıl başladı sevgili? Mahalle maçlarında kaleci miydin? Mahalle maçlarında. Sonra Trabzon Lisesi'nde kalecilik. Tabii mahalle orada. Maçlarında derken köy maçlarında. Köy maçlarında. Köyde. Kaleyi tercih ettim. Ya olağanüstü bir Şenol Güneş hayranlığım vardı. Yani gözümü onu kestim. Olunmaz niye mı bilmiyorum. Ama ya, hayır. Şöyle hani Ali Kemal'e de hayran olabilirdim. Anladım. Yani başka ben niye gol yememeye karar verdim? Yani gol atmak zevkli aslında. Hani o bir belki bir öyle oluyor işte hani kalkıp televizyonlarda da onlarca maç izleyip karar vermedik ki. Sahaya gidip izlediğimiz birkaç maç, milletin anlatımı. O dönemde hatta espriyle arkadaşlar var, daha doğrusu biraz büyükler espriyle şöyle dedi. Sen Şenol değil Shilton ol. Shilton da o dönemin İngiltere milli takımının kalecisi. Böyle esprilerle kaleye geçme. Ben artık büyüklerin maçlarında kalecilik yapmaya başladım. Büyüklerin maçlarında. Sonra yaşıtlarımızla beraber bu devam etti. Köy takımı falan. Ama bu arada ben onun da birbirini böyle destekleyen tarafı olduğunu düşünüyorum. İlkokulda handbol oynadım Sunay abi. Türkiye derecemiz var. Türkiye derecesi. Bizim çok başarılı ilkokulumuz. Trabzon'da handbolun varlığını sağlayan okuldur diyebilirim Kanuni Süleyman Okulu. Benim o yaşlarımda bile birkaç defa Türkiye şampiyonu olmuş. Mesela biz Türkiye dördüncüsü olduk. Yani bizim senemizde. Ta
Ta Aydın'a gittik finallere. Sonra basketbol, yani hep ellerimle. Eli güzel. Yani handbol, basketbol ve tabii futbolda kalecilik derken lisede artık kalecilik yapmaya, takımda oynamaya ve Trabzon Lisesi'nin kalecisi oldum benim için tabii çok... Hiç kolay onurlu, değil ama yani. Gerçekten bir iş. O lise çok da futbolcu kazandırdı değil mi? Yani takıma, bir köy takımının kalecisiyim. Trabzon'da bilinen kulüplerin kalecileri de var şeyde, lisede. Takıma oyuncu seçilecek falan. Ben de tercih edildim yani. İşte tabii ama maçlar yapılıyor, hazırlık maçları yapılıyor falan. Bir maçta, sonra benim yedeğim oldu. Bir maçta esas kalecilik, kaleci diye düşünülen Necmati de kaleciydi o da. O kaleci sahada ilk yarı bayağı bir gol yedi. Hatta sezon başı Afgan Lisesi ile maç yapıyoruz. Yani sayısını demeyeyim şimdi, kırıcı olur. Neyse, devre arası da takımda morali bozuk, kötü. Ekrem sen kaleye geç dedi hoca. İlk kaleye geçişim öyle oldu Trabzon Lisesi için. İkinci yarıda takım kötü, morali düşmüş. Öbür tarafta hani Trabzon Afgan da çekişen iki lise o zaman. Evet. Afgan da ulan bir daha atalım, hani bu Trabzon Lisesi bulmuşken bir daha atalım falan. Bir hazırlık maçı aslında. Hem de hazırlık maçı derken senenin spor etkinliklerinin başlaması ile ilgili bir kutlama gibi bir şeyin bir gösterisi. Hem de nerede oynuyoruz? Evet. Avnaker'de oynuyoruz. Oo. Çok o iyi. Maçta ben kaleye geçtim ikinci yarı. Avni Aker'de ve hiç gol yemedim. Ama karşı karşıya kurtarıyoruz falan filan. Karşı takımın santraforunu da mahalleden tanıyorum, Pazar Kapı'dan. İyi bir santrafor, sonra milli oldu, iyi bir golcü oldu falan. Çocuk da her kurtarışımda hem yani kurtarıyorum, geri benim diyor, aferin Ekrem, aferin, galiba kale senin falan. Karşı takımın santraforu. İlk kaleye geçişim öyle oldu. Sonra da kaleyi bırakmadım bir daha Trabzon Lisesi'nde de. Yani spor benim için şöyleydi. Çok idealim. Topla uyurdum mesela. Yani top kucağımda uyurdum. Şenol Güneş'in yerine Trabzonspor'a kaleci olacağım. Evet. Ama ortak ideallerimiz. Yani. Eğitim ve iş... Baban destekliyor muydu? Yok. Babam desteklemezdi. Tüm bu süreçler... Bu takım işleri var ya, bu takım gizli. İşlerinin tamamı gizli. Hatta kaleci gizli de daha zor. Niye? Gitmişsin toprak sahada idman yapmışsın, eve geleceksin. Nasıl yapardın? Kirli giyerdim bir daha pantolonu, duş da almazdım başım ıslak olmasın diye. Hem terli, hem topraklı, hem bir tek yüzümü yıkardım, eve gelirdim. Belli olmasın. Çaktırmadan... İşte banyoya girerdik falan filan. Aynı korkular biliyor musun? Ya ben de gideceğim Trabzon'a artık. Sunay bana saatler yetmez ha. Ben valla çocuklar ne kadar var mı konuşuyoruz. Terapi gibi güzel oldu kardeşim. Bu ya. Tabii. Ya zaten işte o çocuk o. Yani bu program gerçekten toplumda başarılı olmuş, önder olmuş, doğru düzgün insanları var eden değerleri konuşmak, onları hafızaya kaydetmek. Ya bunlar kalacak. Evet. Bizden sonra ya. Doğru. Belki şu anda bizi, bak biz bunu çektiğimiz yıllardan 50-60 yıl sonra seyrediyorlar bizi, biliyor musun şu anda? Doğru. Biz yokuz ha. Doğru söylüyorsun. Ama bak şu anlatıkların kalacak şu kültür, var eden kültür DNA'ları, genleri. Aslında bir geçişi de sağlıyoruz. Çok çok önemli. Bu da bir nimet yani, geçmişte bizden 60 sene önce bu nimet nerede? Ya yoktu. Birisi anılarını tabii yazardı. Ya birisi röportaj yapar, onu yazardı. Bulacaksın da şöyle bir paragraf ki okuyacaksın. Ama bu muhteşem bir nimet. Dediğiniz gibi aslında bunu gelecek nesle aktarıyoruz. Babam da ben artık profesyonel olacağım Trabzonspor'da. Ben de kaleciyim. Yani parmakları kırdık baksana, sağlam parmak yok yani. Babam böyle Trabzon'dayız. Ben artık Trabzonspor'a geleceğim yani. Rahmetli Özkan amca da. Ki Özkan Sümer, babama abi der, Allah böyle yakınlar falan filan. Yani tamam oldu yani bu iş ya. Hiç desteklemedi biliyor musun Özkan Sümer'de? Hiç desteklemedi. Çünkü baba, oğlum dedi, ben siz okuyun adam olun diye İstanbul'a gittim. Ben 10 yaşındayken tabii, İstanbul'a tabii gelmişim. Babam okuyalım diye bizi getirdi, abimle beni. Sen top oynamaya Trabzon'a gidiyorsun. Özkan Sümer'e bakıyorum, yani bir şey diyecektim, Özkan Sümer kozuyor. Oğlum sen kitaplardan bir kale yap. Ya, ya, güzelmiş. Ya, ama ben yıkıldım ya. Ben yıkıldım yani. Sinirden, kızgınlıktan ertesi gün Trabzon'dan tatillik yerde kesip döndüm. Peki İstanbul'a gelişiniz
İlk yerleştiğiniz semt Üsküdar ben, mıydı? Ben tabii 2 yıl Kıbrıs var. Kıbrıs okudum. Aslında niye Kıbrıs'a postalanıyorum? Ben Sebat'la bir sözleşme yapmak istiyorum. Ha işte bu işte. Yani ha başladı. Biz Sebat'a geçince artık yani Yıldızlı Spor ama benim köy takım iyi bir takım oldu bu arada. Evet. Milli futbolcu çıkardı. Yani takım arkadaşım milli oldu. Trabzonspor'a gitti falan. Bir şey söyleyeyim mi Ekrem'im? O konuda rahat ol. Bizim Trabzon'da o köy takımların var ya ikincilikte oynar ya. Neyse o ara Sebat ve Sebat da iyi takım o zaman yani. Evet. Hani ikincilikte oynuyor falan. Sebat transfer Orhan Hoca kulakları çınlasın. Beni çok istedi. Seni alacağız. Sonra hemen profesyonel yapacağız falan. Gizli gizli yürütüyoruz. Ben de babamdan gizli yürütüyoruz. Babam nasıl? Babam da operasyon şeyi yüksektir yani böyle. Hatları kuvvetlidir. Sen dedi bu seneyi boş ver. Lise sonda Sunay abi ben başarılı bir öğrenciydim. Evet. 60 gün okula gitmedim. Niye? Samsun'a maça git. Ankara'ya maça git. Lise için. Tabii. Deplasmanlara. Kulüp takımının maçları var. Bize okul otomatikmen izin verirdi. Yani desteklerdi futbolu. Neyse 59 gün mü 60 gün mü ne yani böyle zor bir seneydi benim açımdan. Benim ailem de illa inşaat mühendisini seç. Ben de işletme okumak istiyorum. Ekonomi okumak istiyorum. Neyse o dönem yaşadığımız bu teakkuzdan üniversite sınavında oturdular bana. Ya diyorum kazanamam İTÜ inşaat falan. Yazdırıyorlar böyle inşaat. Baskıyla yazıldı yani bana. İşletmeyi alırız yazdırmadılar. Hani ailede bir inşaat mühendisi olsun. Dert bu çünkü inşaatçıyız ya. Velhasıl olmadı. Sonra bir gün geldi işte ben tabii işimi ayarlıyorum. Baba dedim ben bu sene göreceksin üniversiteyi hem de inşaatı kazanacağım falan. Şey yapıyoruz yani. Ayar yapıyoruz. Evet. Sen dedi, o da yuttu değil mi? Kıbrıs'a gidiyorsun dedi. Sınava girdi. Ne Kıbrıs? Orada dedi sınava gireceksin falan. Ve öyle Kıbrıs'a bizi postaladı amcamla rahmetliyle. Gittik bu bir ön sınav yapıyor Doğu Akdeniz o zaman. İnşaat. Orası okey. Kafada ekonomi var ya ben Girne'deki üniversiteyi ikna ediyorum ve Girne'de işletme okumaya başlıyorum. Kim ikna ediyorum? Amcamı. Nasıl ikna ettim iki günde? Nasıl o ikna oldu? Tarihi bir an benim için. Yani belki orada başka bir aksa dönecektik. Burada başka bir yol ayrımı oldu. Ama bu da yine benim etkimle oldu. Velhasıl iki yıl sonra da geçişle orada futbol oynadım. Türk Ocağı'nda. Yine kaleyi bırakmadın ya futbol. Kaleyi bırakmadım. Türk Ocağı'nın kalecisi oldum. Kıbrıslı Türklerle soydaşlarımızla muazzam güzel ilişkiler kurdum. Sonra İstanbul'a geldim. Tabii babam zaten artık 2-3 yıldır İstanbul'da. İşte Yalova'da, İzmit'te küçük bir işimiz oldu. İstanbul'da inşaatları var. Geldik, Kadıköy'de ofisi var. Bağlarbaşı'na bir kiralık evdeyiz. O aynı anda şeyde de Göztepe'de de inşaat yapıyor. Merdivenköy'de. Tabii bir anda kendimizi hem okul hem işte bulduk. Ben artık hem çalışıyorum, hem okula gidiyorum. Yine çaktırmadan İstanbul Üniversitesi'nin kaleciliğini yapıyorum. Çok güzel. Ama bütün bunlar çaktırmadan. Yani Üsküdar, Bağlarbaşı. Ya orada da ilginç bir hat var biliyor musun Sunay abi? Üsküdar'a ilk yerleşiyoruz. Üsküdar'da ikinci lokantamı açıyorum 95 yılında. Evet. Sonra 92'de Merter, Güngören, Keresteciler sitesinde bina bitiriyoruz. Orada şirketimi taşıyorum. Bakın, Üsküdar, Merter. Sonra Avcılar'da üniversite okuyorum. Yaklaşıyorsun. Nereye? Sonra Beylikdüzü. Daha ilginç ama. Üsküdar'da lokanta açıyorum, yerim var. Dilek İstanbul'da Üsküdar'da oturuyor. Çok enteresan. Merter'de iş yeri bitiriyorum. Dilek'in abisi iş yeri açıyor. Dilek orada çalışmaya başlıyor. Avcılar'da fabrika açıyor abisi, bir başka abisi. Avcılar'da. Benim okuluma 200 metre. Avcılar işletmede. Kader ağlarını örmüş. Ya da Dilek'in ağlarını örmüş bilmiyorum. Biz Dilek'le tanışıyoruz ve evleniyoruz. Çok. Nerede tanıştınız? İlk tanıştınız. Dilek'in abisiyle tanışıyordum. Dilek'i de bir şeyde gördüm. Bir düğün törenine beni davet ettiler. Dilek'in ablasının. Abisiyle gittik tabii. Dilek'te orada gördüm ve sonra
iş yerine gittim, baktım Dilek orada. Ben de şöyle düşündüm, herhalde Dilek burada çalışıyor. Ben nereden bileyim fabrikatörün kızı. Kız olduğunu. Ondan sonra fabrikatörün kızını almak da zor tabii yani. Ama daha zor olan abisiyle arkadaşız, o daha da zor. Abisini... Arkadaşsın, bunun travması bende 5-6 ay sürdü yani. Nasıl niye, diyeceğim? Öyle yetiştik ondan galiba değil evet, mi? Evet. Yani halbuki sonra, ama ondan daha doğan ne evet, olabilir? İnsan evet. Kendi sosyal çevresi, tanıdığı insanlarla. Sonra birbirimizi tanıyınca böyle çok güzel bir dönemimiz oldu. O bir yıl içinde karar verdik. Çok erken karar verdik tabii. Yani Dilek 20 yaşında, ben 24 yaşındaydım evlendiğimizde. Çok benziyoruz burada. Evet, orada da ya. Benziyoruz sen de biliyor musun? Ya? Kalecilik, Trabzon. Ben de öyle. Ben de evlendiğimde çok erken ama geçti. Çok kararlıydım evlilikte. Ben evleneceğim, yuvamı kuracağım. Evet, bir işim önce. Olacak falan. Böyle bir an önce. Yani çok kararlıydım. Dileği de böyle hani etkileyerek ikna ettim. Çünkü kolay olmuyor tabii genç yaşta evlilik. Çünkü aynı anda Dilek okudu. Yani üniversite, yani evliyiz, Dilek okudu. Aynı anda abisiyle çalıştı. Evet. Aynı anda doğum yaptı, sonra yani bırakmadı, işte şu anda da doktorasını bitiriyor. Hala bravo. Eğitim, hala eğitici öyle devam ediyor. O da benim için çok büyük şans tabii. Bravo. Hayatımın dönüm noktası. Müthiş, gibi. Müthiş. Peki sonra geldiniz Beylikdüzü'ne. Nasıl Beylikdüzü. Geldiniz oraya? Yani nereden kalktı birdenbire Hasan Bey, babanız? Babam Göztepe'de bina yapıyoruz. O Merdiven Köyü'nün Atatürk Caddesi'ni bilirsiniz. Tabii. Atatürk Caddesi ve hani şimdiki TEM yani ikinci köprü yolunun aslında içeriye doğru bağlantısı. Kadıköy'deki toprak. İnşaat alanları orasaydı o yıllarda. Toprak, bina yok. 90-89'dan bahsediyorum yani. 90-91. Yer bakıyoruz, beğenmiyoruz. Çamurun içinde falan. Ya sen oradan kalk. Git Beylikdüzü'ne. Al oradan arsa. Niye? Burada 20-30 dairelik yer alacağız. %50 ile oradan aldım ben aynı paraya. 150 dairelik yer. Ya ama Beylikdüzü. Yani biz gittik Oda Kule'de. Orada 10 bin konutluk bir kooperatiften bir bina arazisi aldık. 10 bin konut. 10 bin konut. Girdim hiç unutmuyorum Oda Kule'de. Büyükşehir Konut Yapı Kooperatifi. Şu oda kadar bir şey, maket. Böyle maketi inceledim. 20 yaşındayım. Böyle acayip etkilendim. Ya dedim burası şehir kurulacak. Falan sonra araziye gittik bakmaya. Ama kafamda hep o maket. Yani maket. Araziye bakınca maketi görüyorum. Şehrin bir parçası. Ben o maketin içinde gezmeye başladım Sunay abi. Geziyorum sokaklarında, vadisinde. Hayalinde. Hayalimde nasıl bir şehir olacak, spor. Yani burada ben o zaman etkilendim. Yeni bir şehir kurulacak, ben bunun bir parçasıyım. Ve mucizevi bir pazarlama uzmanı oldum ben Sunay'a. Birine çorba satıyordum, yarın gidip 10 tane daire satıyordum. Çok birine güzel. Köfte satıyordum, Akçaabat köftesi. Tanışıyordum, 200 liraya gidiyordum, 2 tane daire satıyordum. Millet çok benden güzel. Niye daire alıyordu onu bilmiyorum yani. Bir yüzlerce konut sattım. Güven. Çünkü öyle güven. Bir ortam. Yani, evet. Yani güven. Tabiri caizse 2000'in üstünde konut ürettik orada. Ve bütün bunları 20'li yaşlarda ve 30'lu yaşlarda yaptım. Büyük başarı. Babam, büyük başarı. Babam 91'de çeki, senedi, kasanın anahtarını bana emanet etti. Niye etti onu da bilmiyorum. Kolay değil çünkü yani. Babam diyorum ki yani benim için büyük bir şans. Karadeniz'i verir mi uşağın öyle kolay kolay kasanın anahtarını çeki, senedi? Mümkün değil. Bana verdi. Bak bu bir Trabzonlu'ya uymuyor işte. Hiç uymaz. Bana verdi. Babam o yaşımdan beri ne çek bilir, ne senet bilir, ne borç bilir, ne kredi bilir. İnan yani. Gelir, Ekrem şurayı alıyoruz. Baba dur etme gitme. Onun için biz babayla hep kavga ederek ticaret yaptık. Ama atılımcıdır, yatırımcıdır. Biz öyle bir ticaret yaşamımız oldu. Beylikdüzü'nde ilk, çok enteresandır, arazinin kazıklarını çaktırmaya gidiyorum harita mühendisiyle. Böyle bir Beylikdüzü'nden bir 100 metre ya da E5'ten bir 500 metre gidiyorsun. Artık ondan sonra yol yok. O İstanbul yok ki yol olsun. İstanbul'da Beylikdüzü yok o zaman. Yol yok. Arabaya çektik. Yoldan yürüdük. Bir aşağıda sağda bir kooperatifin inşaatı var. Orayı biliyorum. Bir yerde yerimiz burası falan filan işte böyle kendimce baktım. 2-3 gün sonra da
harita mühendislerini aldım gittim ve kazıklarını çakacağız. Kadastrosunu çıkacağız. Adamlar ölçtü. Ben de adama dedim arazi burası. Dolayısıyla eşyalarını meşyalarını bıraktı. O ara ölçtü büştüler. Arazi çıktı 300 metre aşağıda. La nasıl olur? Yanlış burası. Ben şimdi diyorum iddia burası. Ya Ekrem Bey diyor burada değil burası. Ya burası yok orası burası falan. Tabii arazi toprak. Yani doğru. Ekrem nereden bilecek? Neresi? Makine doğruyu doğru. gösteriyor. Doğrusu orası. Neyse bir 300 metre de aşağıdaymış meğerse bizim güzel. Yer. Orası hala İmamoğlu bir sitesi diye geçer. O toprak dediğimiz yolda da sen de geldin. Sahaflar evet. Festivali yaptık. Tabii. Çardak altı sohbetleri muhteşem yaptık. Bir yer. Şimdi zaten ben biliyorum. Yani o orada o sahaflar, o çardak altı sanat, işte o vadi, o makette gördüğüm hayallerdi. Hayaller olmayınca, oluşmayınca, gecikince yöneticilerin o benim kadar istekli olmadığını görünce siyasete karar vermiştim zaten. Yani ama Beylikdüzü'nde o yaşamın varoluşu, insanların gelip sıkıntı çekerek okul bulma çabası, çocuklarını yetiştirme çabası, yeşil alan istekleri, bir insana yaşam satarken, yaşam yani yaşam alanı satarken, ev, park, içine hayal edip kurgularken çevresindeki bazı imkanları da onlara vaat ediyorsun. Diyorsun burası park alanı. Park alanı dediğin yer 3-5 sene sonra bir bakmışsın koca bina olmuş. İmarı değişmiş. Bunları yaşadık. Yani bu kent yani, yöneticiliğine sen evet. kent vaat ederek geliyorsun aslında. Evet. Ve yani, ama orada bir de şikayet ederek geldim. Çok öncesinde. Çok öncesinde. Çok öncesinde. Bir vaatlerimiz var. Yapıyoruz. Ne bekliyor? Ama, evet. Yeşil alanın önemi. Aynen çocuk öyle. Oyun alanlarından tutun. Okul arzusu, eğitim arzusu, çocukların talepleri falan. İyi bir mimarla çalıştık. Profesör Doktor Halil İbrahim Şanlı. Evet. Halil İbrahim Hoca bana bir gün dedi ki depremden sonra mesela 99 depreminden sonra ki oraya da ikinci gününde gittim Gölcük'e benim inşaat yapma ile ilgili bütün fikrim değişti Sunay abi. Ve tam o esnada böyle düşük katlı güzel şık bir proje yapacağız. 9 Ermeni vatandaşımızın ortak olduğu araziyi anlaşmışız. Benim için müthiş bir deneyim oldu. Zaten 9-10 senedir bir Ermeni mimarım vardı. Benim ağabeyim Zakar abi. Bir de öyle bir alan, bir de güzel bir şey tasarlamak istiyoruz falan. Bir hocadan yine bir mimarlık desteği almak istedim. Bana dedi ki, Ekrem dedi, projeyi düşünürken yaşa ve hayal et. Hayal gücümü kullanıyordum yani ben mimar değilim ama ben mesela bir mimari projeyi çalışmaya başladığım an ben 3 ay, 4 ay mimarın ofisinde kamp kurardım şuna yani. Vatandaş nasıl gelecek, hangi kapıdan girecek, ben onu orayı nasıl anlatacağım, evin içine nasıl girecek, evin içindeki odayı nasıl açacağız, orada soyunma odası. 97'de bir projede soyunma odası yaptırttım mimara. Niye? Çok lüks bir projede. Ev gezmeye gittim. Çok lüks ama Etiler'de. Orada bir soyunma odasını gördüm. Ben 300 dairede soyunma odası yaptım. Babama da diyorum burada soyunma odası yapacağız. Oğlum bunun mobilyasını kim alacak? Biz yapacağız. Onun alttan kalkamayız. Küçük maliyetler, büyük karşılıklar. Yani Beylikdüzü henüz o değere ulaşmamış. Zorla o soyunma odası. Ama evi gezdirirken benim için muhteşem seni bir pazarlama. Seni mutlu eden oydu değil mi? Kapıdan giriyordum, adam yatak odasına giriyordu. Ha güzel, büyük diyordu. Şimdi önce bir kapıyı atıyorsun, güzel bir yatak odası. Ha güzelmiş falan. Ya banyosu yok muydu buranın? Tabii var. Bir kapı açıyorum. Bir bakıyor, bir oda daha. Soyunma odası, dolaplar. Sürpriz hani müthiş. Görmek istediğin oydu değil mi? Onun tabii, yüzündeki, o insanın tabii, yüzündeki şok içinde. Şaşkınlık. Karı koca birbirine bakıyorlar. Banyo nerede? Bir kapı daha açıyorum. Bir de şey hani ebeveyn evet. banyosu. Allah bir pazarlama şovu yapıyorum. Dolayısıyla hayallerimi projeye yansıtmayı öğretti bana hocamız. Sonra o masadan kalkmama, beraber üretme falan. Böyle insanı mutlu etme. Babam derdi ki ben tabii oturduğum binaların hemen hemen tamamı yaptığım binalar oldu. Ben de ilkinden biraz endişe ettim. Zorlandım da açıkçası. Çünkü her gece vakti bile vidamız gevşedi diye kapımız çalıyor. Öyledir değil mi? Bitmez. Bitmez. Eşim çok, Dilek çok şikayetçiydi falan. Sonra babam diyor ki vallahi
yaptığı binada oturmayan iyi müteahhit değildir demişti. Güzel söz. İlginç. Ondan sonra ben de öyle mi dedim? Öyle. Hep öyle oldu yani. Hep öyle yaptığımız binada oturduk. Peki Beylikdüzü'ndeyken bütün bunları o kenti var ederken orada yönetici olma hayali nasıl gelişti? Yani bütün o işte o maketle başlayan Beylikdüzü hayali. İçine giriyorsun sonra yapıyorsun, gerçekleşiyor. Tabii içine giriyorsun, yapıyorsun ve o makette burada bir park alanı var. Diyorsun ki ben bu binayı yapacağım, yanımda bir park alanı var. Şurada bir spor tesisi alanı var. Burada işte yüzme havuzu olacak, işte tenis kortlar olacak falan filan. Sonra bir bakıyorsun oraya bir belediye başkanı geliyor, bu park alanını konut alanına çeviriyor. Ya da spor alanında başka şey alakasız bir şey oluyor. Ya da bir vade hayal ediyorsun, o vade bir türlü gerçekleşmiyor. Yani ben de diyorum ya Allah Allah, toplum buraları böyle istedi, böyle aldı. Yani niye olmuyor falan. Ben bir süre sonra baktım ki yani mantık başka çalışıyor. İnsanların fikir dünyası başka bir yerde. Şikayet eden değil de mücadele eden olmalıyıma karar veriyorum. Ve o karar beni Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete girmeye taşıyor. Çünkü siyaset yapabileceğim bana en yakın ve doğru alan orayı gördüm. Hem Atatürk'ün kurduğu bir parti, benim için Atatürk belki de insani olarak en büyük ışık. Hepimiz için. Bir, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özgür bir siyaset yapma alanı bulabileceğimi hissettim. Kendimi çünkü ifade etmek istiyordum. Yani siyasette o mecraya girip oradan bir şey alan değil de kendi birikimlerimle bir şey verme ve bir şeyi orada ortaya koyabilme, başarıyı ortaya koyabilme arzusuyla 2008'de siyasete girdim. Partiye üye oldum. 2009 seçiminde aday oldum. Beni aday yapmadılar. Sonra seçimi kaybettik. O dönemde. Sonra 6 ay sonra bana ilçe başkanı olmam teklif edildi. Önce biraz reddettim. Çünkü babam ilçe başkanlığı yapmıştı Trabzon'da. Evet. Merkez ilçe başkanıydı Anavatan Partisi'nin. Hem 83-87. Zorluğunu oradan biliyordun değil mi? Biz babamı görmedim ben. Evet. Onun avantajı da işte gizli futbol oynamama yardımcı oluyor. Çünkü ne o beni görüyordu ne ben onu. Çamurluyken birbirimizi görmüyorduk. 3-4 sene birbirimizi görmedik. Zorluğunu biliyordum. Bir süre reddettim. Sonra yine hemşehrimiz Sayın Hamza Çebi bana bir gün dedi ki ya niye dedi partiyi reddediyorsun? Genel Başkan o zaman Sayın Baykal seni istiyor. Dedim ki yani çok yoğun. Ben şimdi işime odaklandım tekrar. Yani siyaset var ama hani o kadar yoğun ayıramam. Ben de bir işi öyle kenarından tutayım. Tarzım değil yani. Hiç değilsin. Ama dedi sen dedi adaylık düşünüyor musun Beylikdüzü'nde bir daha? Düşünüyorum dedim. İdeallerim vardı. Ama dedi zamanı gelince de sen bugün partiyi reddettiğin için parti seni reddeder dedi. Deyince durdum dedim tamam. Çünkü ideallerim ağır bastı. Yine oturdum ailemle babamla. Sonra genel merkezin bu teklifini kabul edip ilçe başkanı atandım. Öyle başladı. 2009'un Eylül ayıydı. Ve Beylikdüzü'nden sonra... Sonra belediye başkanı oldum 5 sene sonra. Bu toplum... Yani ben tabii ben seni çok önceden tanıdığım için sevgili Ekrem. Yani insanlar için karşılıksız verdikçe, bir şey yaptıkça mutlu olan bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü çok. Beylikdüzü'nde yine bu toplum seni tanımazken nasıl mutlu olduğunu... yaptıklarınla, hayata insana verdiklerini anlatıyorsun ya. Hani o projede bir demire ben işte bir soyunma odası yaptım. O insanlara onu sunduğundaki yüzlerindeki şaşkınlık hep var senin hayatında. Tabii, sen tabii, bunun için tabii. varsın. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Çok iyi biliyorum seni. Toplum seni birdenbire, şu sözün çok önemli. Ben kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirtmem. İşte orası değil Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'nin taşıran damlası oldu biliyor musun? O gece, o sözün. Ve ne mutlu bize ki senin gibi gerçekten bu ülkenin ki her partide ihtiyacımız olan, hayaller olan, düzgün, çalışkan, insan sevgisiyle dolu, vatan sevgisiyle dolu değerleri kazandık.
Sunay abi, biliyorum ki bu ülkede milyonlarca benim gibi insan var. Olmalı, daha da çok olmalı. Milyonlarca ve ben aslında o milyonlarca insanın o dönemde sesi olduğunu düşünüyorum. Hatta burada taraf olanları söylemiyorum. Taraf, biz benden yana düşünmeyenlerin bile aslında sesi oldum. Çünkü adaleti savundum. Ülkenin iyiliğini savundum. Mesela seçim iptal olursa ne olur diyen arkadaşlara dedim, arkadaşlar fark atarız ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı. Yani olmamalı. Keşke olmasaydı. İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım. Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. Çok doğru. Çok yani doğru. Hafif manalı, bana bunu yapmayacak. Çok o doğru. Kadar kararlılık doğurdu bende. Çok doğru. Yani ve 1 saati aşan bir zaman dilimiyle Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'ne gidip millete duygularımı aktardım. O bence toplum adına da hem ilk seçimdeki hakkımı yedirtmem, hak yemem ve hakkımı yedirtmem mesajım. Hem o 6 Mayıs'taki topluma o her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam ve asla vazgeçmememiz gerektiğini ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi hem İstanbul'daki milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşımızın sesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü adalet hepimizi buluşturan en önemli şemsiye, değil mi? Kesinlikle. Onu asla... Adaleti savundum. Her ikisinde de. Adalet. Buna herkesin, her düşüncede insanın, hepimizin ihtiyacı var. Kesinlikle. Demokrasiye ve bir arada yaşama kültürüne inanan herkesin ihtiyacı var. Sen onu gösterdin. Sevgili Ekrem İmamoğlu, İstanbul'la ilgili, kentle ilgili, siyasetle ilgili pek çok yerde pek çok şeyler zaten söylüyorsun. İşte o çocuğun, bu programın zaten amacı Ekrem İmamoğlu'nu ülkeye kazandıran, onu var eden, hayatındaki bütün o geliştiği kültür DNA'ları, genlerini konuşmak. Bunu da çok güzel anlattın. Sunay abi, ben hani gerçekten insanı herhalde insan yapan, yetiştiren, aslında o ilk çocukluk anlarında elde ettiği ilişkiler, kabiliyetler. Çok doğru. Bana yine çok çok yakın bir zamanda, çok yakın bir arkadaşım, böyle oradan buradan kavga, gürültü, dedi ya Allah aşkına hiç kimseye de mi tokat atmadın dedi. Dedim atmadım. Çünkü aynı zamanda da yemedim dedim yani. Ya olur mu, olmuştur falan. Ya yok. Yani tamam kavganın içinde oldum ama ya ayıran, ya uzlaştıran. Biraz kollarım da uzun muydu böyle hani? Güçlü olduğunu biliyorum canım yani, yapalım böyle. Yok hayır. Kalecisin ama yani. Ya böyle fiziken güçlü hani olmadan. İnanın kavga. Mesela mahallede bir araya getiren, hatta uydurma lig kuran. Uydurma. Kimsenin haberi yok, lig kuruyorum ben. Çok güzel. Maç oynuyoruz ama aslında puan yazıyorum. Çok tamam, güzel. Çok güzel. Kendi hani organizasyon yapan, kendimce, çocukluk yani o köy halinde. Şimdi bunları gördüm, bizim tahta arabalarımız vardı. Evet. Bilyalı değil ama. Ne mümkün. Bilyalı Bilya değil. Zor. Bizim kereste atölyemizin avantajıyla. Tahta, tomruklardan. Dut ağacından. Of, sağlam olur. Tabii. Dut ağacından onun kalınlığına göre kesilir. Ve o lastikle ket yapılır ona. Oo, bayağı araba lastiğinden. Kaplama da yapıyorsun yani. Tabii. İçi oyulur. Oraya kılavuz diye böyle bir şey, maşon gibi düşün. Güzel. Metal yerleştirilir. Sonra bir ahşabın altına demir çakılır. Demir aslında aksı yani. Bir tarafa bir teker, bir tarafa bir teker. Aynısı arkaya. Bir tahta arabası. Of. Direksiyonlar süslü püslü. O işte artık önüne Murat 131 mi yazar, Murat 124 mi yazar? Arkada oturma yerini nasıl yapardık Sunay abi? Nasıl? Şöyle. Ona kamyon tekeri bulurduk. Kamyon tekerini keserdik. Üstünde azıf aldın mı o, çok affedersin ama poponuzu oraya böyle. Yumuşak, rahat. Ayakları geçirirsin. Tabii kötü olan şu, ağır bir malzemeden bahsediyoruz. Yani tahtadan, ahşaptan. Yokuş aşağı iyi de. Yukarı çıkmak. Onu yukarıya taşımak. Onu bir 100 metre yukarı taşı. Ondan sonra o tahta arabasıyla arka arkaya in.
Tabii eğer tahta arabam varsa taşıyacak birini bulurduk. Niye? Ya arkana eklenirdi ya da bir defa da ona binmesine müsaade ederdin. Tahta arabası yapardık. Bazen derdim ki hani sıkı bir mühendislik aslında yapmışız o çocuk yaşta. Benim oyuncağım olmadı. Yani bu tür oyuncaklarım oldu açıkça. Kendi yaptığım. Yani gidelim de işte Trabzon'dan önce yani şu plastik oyuncaklar falan olmadı hayatımda açıkça. Mesela çikolata yerine iki şey var hafızamda. Anneanneciğim sağ hala. Bir de babaanneciğim rahmetli. Bunlar ürünleri pazara getirip ev halkı adına satanlardı. Kim ev halkı? Annem, yengem, işte teyzem, halam. Onların ürünlerini daha yaş grubu yüksek kadınlar gider. Satarlar. Kadın pazarında satar. Ben onların çuvallarını taşırdım çok. Daha çok sebze ağırlıklıydı. Peynir, yani minzi deriz ya. Minzi. İşte tereyağı falan. Mesela annemin tereyağı minzisi özel aranırdı mesela. Çok temiz yapardı falan. Onların mesela bana pazardan getirdiği iki şeydi benim çikolatam. Birisi kuru üzüm, birisi keçi boynuz. O kadar. Ben keçi boynuz zaman ne olduğunu bilmezdim ki. Ta ki Kıbrıs'ta dip karpazlar kampa gidip eyvah, gece karanlıkta yatıp sabah vızıltıyla uyandığımda bir baktım ki la keçi boynuzlar ağaçtan aşağı asılıyor. Meğerse ağaçta yetişiyormuş keçi boynuzu. Arıların sesiyle uyandım. Böyle keçi boynuzu günün sonunda benim... Eyvah. Vay beni ne güzel birleştirdi şu an. Keçi boynuzu, kuru üzüm Kıbrıs'a gitti. Keçi boynuzu ağacı benim 76 yılında ilk oyuncağım Kıbrıs'tan babamla bana gelen Mercedes. Oo. Bir tane Mercedes. Pilli. Duvara çarpınca geri dönen. Pille çalışıyor değil mi? Yere işte düşmeyen. Masadan düşmeyen. Düşmeyen veya işte duvara çarpıp geri dönen. Japon oyuncağı durum. Evet. Ama bak Japon. Keçi boynuzu Kıbrıs. Kıbrıs'tan sana ilk gelen oyuncak. Sonra Kıbrıs'ta futbol oynamak. Ben o Mercedes'i sana hediye edeyim annemden izin alırsam. Olur. Annemin evinde duruyor şu anda. Harika olur. Sen onu git. Burada dursun. Harika. Biraz kırık dökük ama. Çünkü niye? Benim büyük oğlum onunla oynadı daha sonra. Kuşaktan kuşağa. Tabii şimdi benim kız kardeşimin çocukları oynuyor. Onlar tabii biraz paçavra etmişler onu. Ben hemen kurtaralım onu. Oyuncak müzesinde. Seve seve. Çünkü ben bir köşede benden anı olarak dursun. Sevgili Ekrem, müzeyi kurduktan sonra böyle toplum tarafından kabul görmüş, sevilen insanların hayatlarındaki hatıralarındaki oyuncaklardan da ayrı bir koleksiyon yapıyorum. Ne orası güzel. İçin harika olur. Ne güzel. Harika olur. Sevgili Ekrem, çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ederim vallahi. Aldın sen götürdün. De, yani terapi evet, gibi oldu eskiden, bu. Eskiden, umarım dinleyenlere de terapi o, gibi olur. Öyle öyle. Biz mutluyuz ya. Tamam. Bu mutluluk karşıya geçiyor. Sen öyle değil misin? Sen bir şeyler ürettikçe mutlusun zaten. İyi oldu bu vesileyle. Çok iyi oldu. Sen daha da yoğunlaştın. Ben de yoğunum. Görüşemiyorduk. Hem de kardeşim. Görüşmüş olduk. Görüşmüş olduk. Yapalım bunu arada. Yapalım, tamam. Yapalım. Çok çok teşekkür Sınav, ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük taarruzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bu ülkeyi bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşturan Topçu Birliği'nde Mevlüt Bey, Trabzonlu Mevlüt. Ve sonra kentine Trabzon'a geri dönüyor. Torununu yıllar yıllar sonra kucağına oturtuyor. Yanak Kurtuluş Savaşı hatıralarını anlatıyor. İşte Mevlüt Bey'in kucağındaki o çocuk Ekrem İmamoğlu.